Bir kez daha nükleer güç santralleri üzerine konuşmak zorunda kalıyoruz. AKP iktidarı nükleer santralleri savunurken en başta söylediği şey dışa bağımlılıktan kurtulacağız argümanıydı. Oysa başta Akkuyu nükleer santraline baktığımızda çok net olarak görüyoruz ki bu santral doğrudan bir Rusya santralidir. Bir diğer argümanı da ihtiyaç var, o yüzden bunu yapmak zorundayız. Fakat TMOF ve EUAŞ'ın raporlarına göre sadece enerji altyapısının, iletim hatlarının ve benzeri teknik düzenlemelerle, iyileştirmelerle %20 oranında enerji tasarrufu yapılabilir. Yine teknolojik yenilenmeler ve kapasite artırımlarıyla de Akkuyu'da elde edilmesi planlanan enerjinin 4-5 katı fazla enerji elde edilebilir. Demek ki ortada bir ihtiyaç meselesi yok. Ortada AKP'nin politikaları var. Kurulu güç 100 bin civarında, lisanslı üretim 320 bin megawatt ama en yüksek ani puant oranı ise 56 bin. Yani ihtiyaçtan çok fazla elektrik üretimi söz konusu. Mesele ihtiyaç değil. Mesele yerli enerji değil. Mesele dışa bağımlılıktan kurtulmak değil. Evet, birkaç şeyin altını çizmek lazım. Nükleer enerji ölümdür diyoruz. Nükleer enerjideki kaza riski ortadan kaldırılamaz. Kaza sorunu doğaya ve insana verdiği zararların telafisi yok. Atık yönetimi hem Türkiye'de hem de dünyada çözülebilmiş bir sorun değil. Atıkların bertarafı çözülmüş bir sorun değil, çözülemez bir sorun. Gömülmesi dahi mümkün değil, gömüldüğünde dahi bu riskten kurtulamıyor. Aynı zamanda radar sistemi şimdi tartışılıyor. Yani bunun hangi güvenlik gerekçeleriyle yapıldığına da aynı zamanda bu radar tartışmaları bir yanıt. Şimdi nükleer aynı zamanda ucuz enerji de değil. Yani sadece 30-40 yıllık bir enerji santrali planlanıyor. Ömürleri bu kadar ortalama bunların. Ama bunların bakımı, onarımı ve benzeri kaza riskleri, bütün bunlar düşünüldüğünde yapımından çok daha fazla bir bütçe buraya gidiyor. Evet, uranyum elementinin arkadaşlar yaralanma ömrü yaklaşık 4-5 milyon yıl. Yani çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Akkuyu ve Sinop santralleriyle ilgili bilirkişi heyetleri ve bu konuda çalışma yürüten bilim insanları birçok konuda yetersizliklerin olduğunu, yerin ve zamanlamanın yanlış olduğunu kamuoyuna duyurdular. Evet, Akkuyu NGS sistemi projesi bir Rusya projesidir ve aynı zamanda bu projeden 15 yıllık alım garantisi verilmiştir. Yani dünyanın aynı zamanda en pahalı elektrik üretim sisteminden biz Türkiye olarak yine yoksulların cebinden çok daha pahalıya yabancı sermayeye para aktarmış olacağız. Şimdi burada AKP bize bunu yerli milli yutturmaya çalışıyor. Bu baştan sona bir yalandır, baştan sona ikiyüzlülüktür. Nükleer ölümdür demeye devam edeceğiz. Nükleer ölümdür demeye devam ederken de aynı zamanda AKP'nin bu kirli yüzünü teşhir etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir nükleer güç santrali yapıyor. Ve buna ilişkin ilk sözleşmesini 2010 yılında hükümetler arası sözleşmeyle yapmış. Bu sözleşmenin içeriğinde ve maddelerinde her şey çok açık ve net yazılı. Keşke bu sözleşmeyi bir okusaydınız. Sözleşme der ki değerli arkadaşlar, şirketin tüm hisse devirleri, finansmanı ve şirketle ilgili yönetim tarzı, şirketin güvenlik meseleleri, güvenlik Akkuyu nükleer santral alanının korunması, bütün bunlar için şirket Türkiye Cumhuriyeti yetkili otoritesinden onay almak zorundadır. Dolayısıyla ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı onay vermeden yürürlüğe konması söz konusu değil. Gelelim radar meselesine. Radar meselesi, değerli arkadaşlar, radar meselesi çok yanlış bir yerden tuttunuz. Keşke doğru yerden tutsaydınız. Şimdi radar meselesi, bir defa biz bugüne kadar
sizin hatırladığınız dönemlerde değiliz. Artık 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'ni AK Parti yönetiyor. Ve savunma sanayinde %80'lere geldik. Ne demek istiyorum? Orayı koruyacak radarları Aselsan üretiyor ve Aselsan'dan satın alıyor. Buna ilişkin protokol 2021 Kasım ayında yapıldı. Bu protokolü lütfen okuyun. Aselsan teslim ediyor radarları. Radarları kim işletiyor? Radarları Türkiye Cumhuriyeti kolluk güçleri işletiyor. Radarları sahil güvenlik işletiyor. Dolayısıyla şu yani bu alışkanlıklarınızı, zihni kodlarınızı değiştirin. Radar sistemlerini Aselsan teslim ediyor, yönetimini de Türkiye Cumhuriyeti kolluk güçleri yapıyor. O bakımdan diğer taraftan dolayısıyla buna ilişkin savlarınız ve iddialarınız maalesef yersiz, maalesef gerçekten desteksiz ve dayanaksız. Dayanaksız. Diğer taraftan dediniz ki ya işte Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yapılıyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti bir nükleer güç santrali yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yapılıyor. Toparlayın, buyurun, buyurun. Türkiye Cumhuriyeti'ne enerji üretecek ve Türkiye Cumhuriyeti'ne küresel anlamda da karbon ayak izini düşürecek olan her sene 40 milyon ton yeşil ekonomiye uygun olarak karbon salınımını önleyecek. Diğer taraftan küresel olarak da baktığınız zaman bugün dünyada enerji birinci mesele olduğuna göre enerji alanında biz ne yaptık? Bakın her türlü yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, nükleerle, kendi doğal gazımızın keşfiyle ve kendi mekanizasyonumuzla ve her şeyi kendi yönetimimizle güven altına alarak yolumuza devam ediyoruz. Rahat uyuyun, endişe edecek bir şey yok. Her şey kontrol ve yönetim altında. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öneriyi oylarınıza karar yeter sayısı talebi. Öneriyi kabul edenler, kabul etmeyenler var başkanım, var. Açık var. Çok net var. Var. Evet. Katip üyeler arasında ihtilaf var. Elektronik oylama yapacağım. 2 dakika süre veriyorum.